Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü müziği kendisine ait olan Hiç Oldum eserine enstrümanıyla katkı sunan ünlü sanatçı Erkan Uğur, sırf bu nedenle linç kampanyasına maruz kalmış, bu linçten sonra İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sessizliğini bozarak açıklama yaptı. Kalın, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademize ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi," demişti. Birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalan Erkan Oğur'u sizler için araştırdık. Peki, Türk müzisyen Erkan Oğur kimdir? Erkan Oğur, 17 Nisan 1954'te Ankara'da doğmuştur. Elazığlı olan Erkan Oğur, keman, bağlama, flüt ve cümbüş çalarak 4 yaşında müzik hayatına başladı. Liseyi Ankara'da tamamladı, ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümüyle başladığı üniversite hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliğinde okuyarak devam etti. Müzisyen olmaya karar verdikten sonra eğitim görmek için Türkiye'ye dönmüş, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi bölümünden mezun olmuştur. Gitar çalışında Jimi Hendrix'ten etkilenen Oğur, 1976'da icat ettiği perdesiz gitarla birlikte dünya müzik literatüründe yerini almıştır. Oğur, 1984 yılında MFÖ grubunun Ele Güne Karşı Yapayalnız albümünde yer alan Güllerin İçinden şarkısına perdesiz gitarıyla eşlik etmiştir. İlk albümü Fretless'i 1994 yılında Almanya'da çıkardı. Bu albüme birkaç ilaveyle 1996 yılında Türkiye'de Bir Ömürlük Misafir adlı albümünü yayınladı ve aynı yıl Eşkıya filminin müziklerini yaptı. Bu albümünden sonra Gül'ün Kokusu Vardı, Hiç, Anadolu Beşik ve en son albümü olan Fuad'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte 2017'de Bilinmeyenle Karşılaşmak adlı albümünü yayınladı.